Haber merkezine hoş geldiniz. Haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi bünyesinde Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından kadınlara yönelik üretilen proje kapsamında Hanımeli Pazar'ın açılışı Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı tarafından yapıldı. Cumartesi pazarı pazar alanında açılışı gerçekleştirilen Hanımeli Pazarı'nda el emeği göz nuru ürünlerini satışa çıkaran Aksaraylı hanımlar satış gelirlerinin tamamını Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Mehmetçiklere bağışladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dualar eşliğinde açılışı gerçekleştirilen Hanımeli Pazarı bundan sonra her hafta çarşamba günü kurulacak. Hanımlar her hafta çarşamba günü cumartesi pazarı pazar alanında açtıkları pazar tezgahlarında el işi ürünlerinden hediyelik eşyaya, gıdadan dekoratif objelere el yapımı ürünlerini satışa sunacak. Alışveriş için pazara gelen ziyaretçiler ayrıca pazar alanında kurulan masalarda karınlarını doyurabilecek. İsmim Züleyha Yıldız. Hanımeli Pazarı'nda şu an bulunmaktayım. Belediye başkanımız sağ olsun eşi, emeği geçen herkes için çok teşekkür ediyoruz. Evimize ekmek parası kazanmak için ek bir gelir olsun diye bize böyle bir imkan sağladı. İnşallah bundan sonra her çarşamba günü buradayız. Nuray Kızmaz ben, emekliyim. Burada işte elde yaptığım, evde yaptığım, artık kumaşlardan yaptığım çantaları satıyorum. Belediyenin bize sunduğu bu imkan için de çok mutluyuz. İnşallah güzel şeyler olur. Daha da biz de devam ederiz inşallah. Bayanları bekliyoruz. Hanımeli Pazarı'yla çok güzel bir şey aslında. Başkanımızın düzenlediği eşi Hazime Hanım'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon gerçekleştirdikleri için. Hanımlarımız için çok güzel, hani para kazanabilecekleri güzel bir alan oldu. Başkanına ve eşine tekrar teşekkür ediyorum. Açılışa Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri, kadın STK başkanları, daire müdürleri, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, belediye olarak Kadınlar Günü haftası dolayısıyla düzenledikleri etkinlikler ve Aksaray Belediyesi olarak kadınlara yönelik hayata geçirdikleri projelerden bahsetti. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Bu tamamen hanımlarımızın kendi istekleriyle ve talepleriyle oluşmuş bir çalışmadır. O nedenden dolayı kadınlarımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çünkü bir belediye başkanı olarak bizlerin amacı ve isteği sizlerin memnun olacağı, mutlu olacağı bir şehirde yaşamak ve bunun için çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi yürütmek. Bunu yaparken de biz mümkün olduğu kadar çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza birçok hizmetimiz var ama bunun en başında ve en önemli kısmı da kadınlarımızın geldiğini bizler farkındayız. Çünkü neden bu kadar önemli? Kadın dediğimiz zaman annemiz, eşimiz, kızımız, kız kardeşimiz, yani ailemizin esas temelini teşkil eden şey kadınlarımızdır. O nedenle dolayı onları ne yapsak az, onlar bizlerden ne talep etse bizler için bir vazifedir, bir görevdir. Bunları da yerine getirmek bizler için en önemli çalışma olacak. Sizler de biliyorsunuz bu hafta ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dolayısıyla öncelikle Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Bu faaliyetleri daha da inşallah hafta sonunda yapılacak diğer organizasyonlarla güzel faaliyetlere imzalar atılacak. İnşallah katılımlarınızı bekliyoruz onlara da. Ama burada özellikle yapmış olduğumuz faaliyetlerden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi sizler de belki görmüşsünüzdür. Birazdan açılışını yaptıktan sonra gerçekleştireceğimiz gezi esnasında da sizler de farkına varacaksınız. Kadınlarımız evlerinde yapmış oldukları ya da bizim AKMEK kurslarında yapmış oldukları güzel çalışmaları, yani el emeği göz nuru en güzel sanat eserlerini geliyorlar, burada sergiliyorlar. Ve bizler buraları gezdiğimiz zaman sizler de farkına varacaksınız ki öyle göz nuru, öyle güzellikler ortaya konmuş ve yapılmış ki bunlara hayran olacaksınız. Ve bu tür imkanlar sağlandığı zaman neler gerçekleştirebileceğine ben şahidim. Sizler de bizlerle beraber şahit olacaksınız.
Açılışın ardından eşi Hasibe Yazgı ile birlikte pazarı gezen ve alışveriş yapan Başkan Yazgı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada pazarda tezgah açan kadınların bugün elde edecekleri tüm hasılatı Afrin'deki Mehmetçeklere bağışlayacaklarını söyledi. Bugün biz açılış dolayısıyla şöyle bir karar da aldık. Burada bugün elde edilecek bütün gelirimizi Afrin'de zeytin operasyonunda, zeytin dalı operasyonunda Mehmetçiklerimize armağan etmek istiyoruz. Onlara göndermek istiyoruz. Bu vesileyle bugün alınacak bütün ürünler dolayısıyla oraya Mehmetçiklerimize gönderilecektir. Bunun da duyurusunu yapmış olabiliriz. Önce başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bayanlara böyle bir olayı ortaya sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Kadınlara hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah güzel olacak. Ben diyorum biraz önce başkanımıza Yargıtay 150. yıl dönümünü kutluyor. Kutlamalar kapsamında Yüksek Yargıtay Başkanları Aksaray'ı ziyaret etti. Uluslararası Yüksek Yargı Başkanları ve üyeleri Aksaray'da Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın tarafından karşılandı. 17 ülkenin yüksek yargı başkan ve üyeleri kutlamalar kapsamında ilk olarak Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen öğle yemeğinde ağırlandı. Yemekte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel ve Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziya Attincenik başkanlığında Azerbaycan, Katar, Makedonya, Bosna Hersek, Moğolistan, Fas, Kırgızistan, Kosova, Suudi Arabistan, Arnavutluk, Umman, Kuveyt, Karadağ, Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ukrayna'dan yüksek yargı üyeleri, Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, Baro Başkanı Beytullah Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'da bulundu. Programda açılış konuşmasını yapan Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, Yargıtay'ın 150. yıl dönümü programları çerçevesinde 17 ülkenin yüksek yargı mensuplarını Aksaray'da konuk etmekten mutlu olduğunu belirterek desteklerinden dolayı Vali Aykut Pekmez'e ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti. Program kapsamında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı tarafından karşılanan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel, Başkan Yazgı ile bir süre görüştü. Hoş sohbet ortamında gerçekleşen görüşmede Başkan Yazgı misafirlere Aksaray'ın tarihi değerleri olan Ulu Cami, Eğri Minare ve Zincire Medresesi'nin maketlerini hediye etti. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve beraberindeki heyet daha sonra Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ettiler. Yargıtay Başkanlığı'nın 150. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Aksaray'da bulunan heyet daha sonra Aksaray Adalet Sarayı'nda görev yapan hakim ve savcılara da ziyarette bulundu. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ve Yargıtay Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel, Aksaray'dan ayrılmadan önce son olarak Somuncu Baba'nın kabrini ziyaret ederek dua ettiler. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Demirci Kasabası'ndan gelen bayanları kültür gezisi programında misafir etti. Aksaray Belediyesi tarafından günübirlik düzenlenen kültür gezisinde kadınların sosyal yaşam ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen kültür gezisi kapsamında Aksaray Gülağaç ilçesi Demirci kasabasında yaşayan 90 kadını misafir eden Aksaray Belediyesi hanımlara kentin tarihi ve kültürel simgeleri olan Somuncu Baba, Yusuf Hakiki Baba Türbesini, Eğri Minare'yi, Tarihi Kılıçarslan Hamamı'nı, Ulu Cami'yi, Azmi Milli ve Zincireye Medresesini gezdirdi. 1973 yılında da gördüğünüz çelik halatlar ilave ediliyor. Bakınız burası, şu bakınız mukarnasın olduğu yere kadar önce bir kattı, mahkumlar sığmadığı için tepeye kadar burası örüldü, duvarlar iki kat yapıldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın eşi Hasibe Yazgı ev sahipliğinde düzenlenen programda hanımlar ilk olarak sinemada Ayla filmini izledi. Sinema gösteriminin ardından Hasibe Yazgı, Belediye Sosyal Tesisleri Piramit Kafe'de hanımların onuruna canlı müzik eşliğinde öğle yemeği verdi.
Kadınlar Günü'nü kutlayacağız. Ama biz bütün bir hafta boyunca kutlayalım istedik. Sizlerle başlayalım Salı günü. Hepinizin Kadınlar Günü kutlu olsun. Dünya gerçekten kadınların merhametiyle, güzelliğiyle, güzel düşünceleriyle kurulmuştur. Çocuklarımızı çünkü biz hep çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Ve yetiştirirken yüreğimizdeki güzel yüreğimizdeki merhameti, güzel düşüncelerimizi onların yüreğine işliyoruz. Ve dünyamız daha da güzelleşsin diye uğraşıyoruz. Onun için benim için her şeyden önce anne, kadın gelmektedir. Bir kadın en küçük yaşından itibaren dünyayı nasıl güzel bir hale getirebiliriz, nasıl daha güzel yaşayabiliriz diye, nasıl daha temiz bir toplum olabiliriz diye düşünen bir varlıktır. Bu yüzden ben kadınlara çok çok değer veriyorum. Aynen bir çiçek gibi yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zincirliye Medresesi'nde çay sohbetiyle sona eren günübirlik gerçekleştirilen kültür gezisine katılanlar arasında ilk defa sinemada film izleyen ve Aksaray'ı ilk kez görme fırsatı bulduklarını belirten hanımlar, Belediye Başkanı Haluk Şen Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı'ya teşekkür etti. Günaydın ziyaret ettiğimizde oradaki bayanlarımız bize Aksaray'ı görmediklerini, sinemaya gelmediklerinden bahsetmişlerdi. Biz de Aksaray'ımıza davet ettik. Buyurun birlikte dedik, sinemaya gidelim, birlikte bir yemek yiyelim. Akabinde Aksaray'ı size gezdirelim istedik. Biz Gülpınar'dan geldik. Sayın Belediye Başkanımızın eşi Sayın Hüsnü Hanım'a çok teşekkür ederiz bize verdiği bu emekten dolayı. Bize aile filmini izletti. Çok güzeldi, çok duygulandık. Kendisinden çok memnun kaldık. Çok çok teşekkür ederiz. Ayla filmini seyrettik. Çok etkilendik. Çok duygulandık. Gülaş'tan geliyoruz. Çok teşekkürler ediyoruz belediye başkanımıza, hanımına, eşine. Çok duygulandık. İnan çok mutluyum yani. Sayın Hatibe Hanım, çok teşekkür ettik. Gerçekten çok teşekkür ettik. Neşe hocamızın adına, kendi adımıza, hepimizin adına çok teşekkür ediyoruz. Gülaş'tan geliyoruz. Çok güzel bir filmdi. Çok güzel eğlendik. Bizim için ilk defa oldu. Ayla adlı filme geldik. Gerçekten Aksaray Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederiz, hanımına çok teşekkür ederiz, saygıdeğer hanımlarına. Kuyumcular Odası Başkanı Yaşar Akbaş ve beraberindeki heyet Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarete Başkan Akbaş, esnafa sağlamış olduğu katkılardan dolayı Başkan Yazgı'ya teşekkür etti. Aksaray Kuyumcular Odası Başkanı Yaşar Akbaş, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret ederek Başkan Yazgı'nın hizmetler noktasında Kapalı Çarşı'da başlattığı Kapalı Çarşı modernizasyon ve yenileme çalışmaları ve esnafa verdiği destek ve ilgiden dolayı teşekkür etti. Seçimler öncesi belediye başkan adaylarımıza Çavuş Pide'de 3 siyasi partinin temsilcisine kahvaltı toplantı yapmıştık. Sağ olsun üçü de bizim projemize sıcak bakmıştı. Kısmet Haluk Başkanıymış. Zaten babası da dostumuzdur. Babasını severdik, sayardık. Rahmetli Yazgı ne yazdıydı? Hadi Yazgı. Hadi Yazgı dostumuzdur. Mühendis bir insandır. 30 yıllık olan hukukumuz var. Sağ olsun sözlerini, taahhütlerini yerine getirdiler. Çarşıyı güzelleştirecekler. İlaveten bir ricamız da var, röportajın içerisinde o olsun. Çarşıda lavabo ve tuvalet sorunumuz var. O tekin bulunduğu yerde boşluklar var başkanım. Eğer o ihtiyacımızı da giderirseniz ala olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, esnafımızla ilgili olarak belediye hizmetlerimiz noktasında üzerimize düşen hizmetleri en güzel şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza, esnafımıza kapımız ardına kadar açıktır. Kapalı çarşımızda başlattığımız yenileme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak esnaflarımızı mağdur etmeden bu işi sonlandıracağız. Esnafımız da bize gereken her türlü kolaylığı sağladı diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Evet, ben de başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Esnaflarımız ziyaret ettiler. Biz zaten gittiğimiz zaman gayet olumlu teşekkürlerle bir şey yapıyorlar, karşılıyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz. Bir de elimizden geldiği kadar hızlı yapıyoruz. Yani sabahları taşları kaldırıyoruz, akşamda beton atarak sizleri topraktan kurtarma yolundayız. Şimdi bunun üzerine bir şap
Sonra granit döşeyerek alttaki çalışmamız bitecek. Sonra oradaki borularla ilgili bir estetik çalışması. İlerleyen zamanlarda da ışıklar ve üst tabaka ile ilgili bir çalışma olacak. Ama sizin iş zamanınızı etkilemeyecek, sizi rahatsız etmeyecek şekilde olacak bir projeyi imza atacağız Allah nasip ederse. Dediğim gibi başkanım, biz seçim dönemimizde sizlerin davetinizle gelmiş ve bu projeyi açıklamıştık. Tabii gönül ister ki başka detaylar yapalım ama kurulun bazı istekleri var. O da %100 yerinde uygulamak olmuyor, mümkün olmuyor. Ama biz bu haliyle de bir düzenin, bir güzelleşmenin olacağına inanıyoruz. İnşallah yapacağız. Öbür konuya da gelince, biz şimdi bazı zamanlarda esnaflarımızı ziyaret ettiğimiz zaman özellikle dediğiniz bölgede lavabo ihtiyacını bize iletildi ama o hatta bulunan bazı esnaflarımızın farklı talepleri oldu. Yani bu tarafa bakmasın, başka şey olmasın ama yine detaylar konuşulur. Yine gidip bir daha bir istişare edilir. İnşallah. Onu beraber yaparız ama İnşallah. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz inşallah. Çarşının yenilenmesi, bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi gibi konuların çarşı esnafının her zaman gündeminde olduğunu dile getiren Oda Başkanı Yaşar Akbaş, proje için teşekkürlerini sunarken esnaflar adına farklı konulardaki taleplerini dile getirdi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve beraberindeki heyet, Aksaray'ın eski ilçesi Güneşli Köyü Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Ziyarette okul kütüphanesine kitap bağışlandı. Güneşli Köyü'nde okul müdürü Halil İbrahim Anahtarcıoğlu ve öğretmenler tarafından karşılanan Hasibe Yazgı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat ve beraberindeki heyet, köy çocukları için kurulan kütüphane çalışmalarında dünya klasiklerinden çocuk kitaplarına kadar yüzlerce kitabı yetkililere teslim etti. Köy okulunda şehit polis memuru Muhammed Uzun adını taşıyacak olan kütüphaneyi gezen Başkan Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı, okullarımızda vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin adını taşıyan kütüphanelerimizin açılması, bu kütüphanelerden faydalanan öğrencilerimizin manevi değerleri yüksek kuşaklar olarak yetişmesine vesile oluyor. Bu güzel vesileyle bir araya geldik. Şehidimizin adının verildiği ve anısını yaşatmak için yapılan kütüphanemize kitap bağışında bulunduk. Çocuklarımızı akademik olarak yetiştirmenin dışında özellikle çocuklarımıza manevi değerleri anlatmamız, geçmiş kuşakların bu ülkenin bu şekilde yaşaması ve bugünkü kuşakların sağlıklı şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için hangi fedakarlık yaptıklarını sürekli olarak hatırlamamız gerekiyor. Eğer bunun farkında olan çocuklar yetiştirebilirsek, ülkemizi bu zor coğrafyada uzun yıllar ebediyen ayakta tutabiliriz. Bu çalışmalar manevi olarak çok önemli ve değerli. Gidebildiğimiz her okula imkanlarımız dahilinde giderek bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Umarım başkalarına da örnek olabiliriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Okul müdürü Halil İbrahim Anahtarcıoğlu, 26 Mart 1 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası dolayısıyla açılış çalışmalarını hızlandırdıkları Güneşli Köyü'nden olan ve okullarında eğitim gören Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde 10 Aralık 2017 tarihinde görevi başındayken şehit düşen polis memuru Şehit Polis Muhammed Uz Kütüphanesi çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Şehit Polis Muhammed Uz Kütüphanesi'nde şu anda 2500 kitap bulunuyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın önemli projeleri arasında yer alan Pir Mehmet Paşa Çarşısı'nda dekoratif oturma bankları yerleştirildi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın en büyük projelerinden bir tanesi olan alt geçit ve çarşı projesiyle yeni ve modern bir görünüme kavuşan bölgede Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce Piri Mehmet Paşa Çarşısı'na ve caddeye görsel güzellik katması ve vatandaşların dinlenebilmesi amaçlı ahşap oturma bankları ve çevre düzenleme çalışmaları devam ettiriliyor. Dekoratif alanlar için ideal bir seçim olan ahşap oturma bankları ve çiçeklik montaj çalışmaları tamamlanarak ilk etapta belirlenen alanlara yerleştirildi. Piri Mehmet Paşa Çarşı esnafı ve vatandaşlar tarafından ilgi gören bank çalışmaları diğer cadde ve sokaklarda da devam ettirilecek. Hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için vicdan konvoyu Aksaray'a ulaştı. İstanbul'dan Hatay'a doğru yola çıkan kadınların yer aldığı ve yaklaşık 60 otobüsten oluşan konvoyun katılımcıları Aksaray'da mola verdi. İnsan Hakları ve Adalet Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gülden Sönmez, mola veren konvoyun hareketi öncesi basın açıklaması yaptı. Suriye zindanlarındaki işkence gören
tecavüz mağduru, kadın ve çocuklar için başlattığımız vicdan konvoyunun Aksaray durağındayız. Ben öncelikle Aksaray'da bize ev sahipliği yapan, günlerdir harıl harıl çalışan, hem karşılama için, hem katılım için, hem uğurlama için vicdan konvoyuna vicdanlarıyla ses veren resmi, sivil, kadın, erkek herkese teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle kadınlara teşekkür etmek istiyorum. Bu bir kadın organizasyonu. Ama görünmeyen, hep biz önde görünüyoruz ama gerçekten çok hummalı bir şekilde hepimizin vicdanını sızlatan bu derdimize, bu yaramıza, Suriyeli kadınlarımızın bu derdine kadın erkek tüm Türkiye seferber oldu ve öncülük etti. Biliyorsunuz bu konvoy yola çıkana kadar hiç kimse ne onları dert etti, ne onları konuştu. Ne Birleşmiş Milletler'in kocaman mekanizmaları, ne İslam İşbirliği Teşkilatı, ne İslam devletlerinin liderleri, Müslüman liderleri, ne de vicdanlı olduğunu, insan haklarını, kadın haklarını koruduğunu söyleyen modern dünyanın güya devlet başkanları. Hiç kimse, hiçbir mekanizma Suriye zindanlarındaki işlenen bu suçlara bir çözüm üretme adına hiçbir şey yapmadı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başkanı, başsavcısı bir kadın. En sistematik savaş suçları Suriye'de işlendi ama hala bir soruşturma açılmadı. Uluslararası sistem ancak ve ancak tespit yapabilme cüretini gösterebildi. Dua güçleri mi var, ilimleri mi var, kimin nesi varsa herkese biz bu vicdani seslenişe destek vermeye çağırıyoruz. Biz toplandık, şimdi kaç otobüs olduk bilmiyorum, kaç kadın olduk bilmiyorum. Eklene eklene gidiyoruz. Buradan sonra yolumuz Adana'ya uğrayacak. Adana'da da bize eklenenler olacak. Bir dolu insan da doğudan, güneydoğudan toplandı. Daha kılcal konvoylar oluşturdular, hatlar oluşturdular. Onlar da Adana, Hatay'a gidecekler. Vicdan konvoyu resmi başvuru sayısına göre 10 bin kadın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dünyaya sesleneceğiz. Aksaray'da İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan öncülüğünde tüm Aksaraylılar tarafından karşılanan kafile yemek ve namaz molasından sonra Aksaray'dan da iki otobüsle kendilerine destek olmak için vicdan konvoyuna katılan hanımlarla birlikte Hatay'a doğru yola çıktı. Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan yaptığı basın açıklamasında vicdan konvoyunu karşılayan, katılım sağlayan ve uğurlayan herkese teşekkür etti. Şu an 55 ülkeden 5000'e yakın misafirimiz dinlenmek için buraya geldi. Bir saatlik namaz ve yemek molası için buradalar. Aksaray olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Güzel bir karşılama oldu. Çok duygulu anlar yaşandı. Birçok ülkeden teyzelerimiz, 80 yaşında teyzemizi gördük. Çok duygulandık, çok mutlu olduk. Biz bu birlikteliklerden, bu organizasyonlardan şunu amaçlıyoruz. Artık Müslümanların bir araya gelmesi lazım. Artık sen ben kavgasının bitmesi lazım. Biz birlik beraberlik içinde olursak inşallah Türkiye her yere yetecek. Her kötü, her şer odakları susturabilecek bir yeterliliğe sahip olacak diye düşünüyoruz. Tüm halkımızdan da verdikleri destekten dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde bahar temizliğine başladı. Çevre temizliğinde etkin olunması, duyarlılığın arttırılmasına yönelik olarak başlatılan çalışmalarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak çalışıyor. Mart itibariyle başlatılan bahar temizliği kampanyasında mahalle muhtarlarıyla da işbirliği yapılacak. Kent genelinde topyekun başlayan temizlik hareketinde birinci adımda ekipler ağaçları buduyor, park ve bahçelerde zararlı otları ayıklıyor, cadde ve sokakları süpürüyor. Bahar temizliği çalışmaları kapsamında çöp toplama ve mıntıka temizliği, konteyner etrafında var olan molot ve bahçe atıklarının temizlenmesi, konteyner yıkama ve dezenfeksiyon çalışması, ana arter ve parkların yıkanması planlandı. Aksaray Belediyesi bahar aylarının gelmesiyle birlikte kent genelinde başlayan bahar temizliği için tüm imkanlarını seferber etti. Aksaray Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla huzur evi sakinlerini ziyaret etti.
Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın eşi Hasibe Yazgı ve Aksaray Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla huzurevini ziyaret ettiler. Abdülkadir Üç Yıldız Huzurevi Müdürü Kenan Yıldırım tarafından karşılanan protokol üyeleri huzurevinde kalan kadınlarla birlikte öğle yemeği yedi. Yeşim Pekmez ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen programda huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen protokol üyeleri huzurevi sakinlerine çiçek vererek sohbet etti. Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez ziyaretle ilgili kısa bir açıklama yaptı. Göz bebeği bayanlardır. Hepiniz hoş geldiniz. Günümüz kutlu olsun inşallah. Kadının değeri bir gün değil, her gün bilinmeli. İnşallah daha güzel günler göreceğiz kendi açımızdan. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen protokol üyeleri daha sonra kadın sığınma evini ziyaret etti. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Yunus Emre Mahallesi'nde yol ve kaldırım çalışmalarına başladı. Mahalle statüsünde vatandaşların yerleşim alanı olarak tercihleri arasında ilgi gören TOKİ bölgesi Yunus Emre Mahallesi'nde belediye hizmetleri aralıksız devam ediyor. Mahallede yapılan gerekli ölçümlerin ardından Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2500 metre andezit taş kaldırım çalışmasına başladı. Aksaray Belediyesi vatandaşları daha güzel hizmetlerle buluşturmak için şehrin hemen hemen her noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.